Elimde görmüş olduğunuz telefon Xiaomi 13 Ultra. Belki de bir hafta öncesine kadar tüm dünyaya tanıtıldı. Ama şu anda Türkiye'de 4. Levent'te Shift e Net Ofisi'nde. Bu telefonu bize Teknova'ya getirdi ve sizlerle beraber telefonun özelliklerine yakından bakacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İzlediğiniz telefon normal bir telefon değil. Lansmanda da söylendi ki buna ben de katılıyorum kameranın telefonu var. Hatırlıyor musunuz? Eskiden Samsung'un bir tane telefonu vardı. S4 Zoom olarak mı geçiyordu? Bir kameraydı ama aslında telefon olarak kullanabiliyordunuz ve Xiaomi 2023 yılında belki de o ruhu tekrar canlandırdı. Dünyanın ilk defa 4 kamerası da 50 megapiksel olan tek telefonu. Dünyada en yüksek ekran parlaklığına sahip tek telefonu. Dünyada şunu yapıyor, bunu yapabiliyor diyeceğim çok fazla özellikler var. Bunların hepsine yakından bakacağız ama özellikle şuna bayıldım. Bu telefonun yanına bir tane kit ekliyorsunuz ve bildiğiniz fotoğraf makinesi gibi kullanabiliyorsunuz. Aslında bir fotoğraf makinesi. Üzerinde 1, 2, 3, 4 tane kamera var ve dediğim gibi muazzamlar. Şimdi sizlerle beraber bu telefonun hikayesine bakmadan önce bir önce Teknovey'den bahsetmek istiyorum. Telefonu bize o getirtirdi. Teknovey Söğütlü Çeşme'de 5 katlı bir teknoloji merkezi ve hem telefon alım satımı yapabiliyorsunuz ki 12 taksit alabiliyorsunuz. Hem de yakın zamanda scooter satmaya başlayacaklar. Eğer bakmak isterseniz açıklama kısmına bir link ekleyeceğim. Barış abinin numarasını bırakacağım. Ben genelde telefon alacaksam, satacaksam ya da bir işim varsa telefon telefonumu tamir ettirmek istiyorsam oraya gidiyorum arkadaşlar haberiniz olsun sizlere de tavsiyemi vermiş olayım şimdi gelelim konuya geri dönelim Xiaomi 13 Ultra arkadaşlar bu telefon neden önemli çünkü üzerindeki kameralar normal kameralar değil aslında hep şunu diyoruz işte Samsung şunu yaptı işte iPhone 14 Pro Max 50 megapiksel oldu falan ama bu sefer konu çok absürt yani tüm kameraları 50 megapiksel yapıp çok farklı odak uzunlukları koyup ki bazı kameralar birinci sensöre sahip şunu söylemek istiyorum yani Normal bir seviyede değiller ki telefonu açıp kurduktan sonra bunu anlayacaksınız. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Telefonu burada sizlerle beraber kuracağım. Önce bir şu kameralara bakar mısınız arkadaşlar? Yani 1, 2, 3, 4 Leica kameraları burada. Buradaki kameraya farklı şeylerde takabiliyorsunuz. Hemen şöyle mesela kılıfla göstereyim sizler arkadaşlar. Bu kılıfı da taktığınızda bildiğiniz bir fotoğraf makinesi oluyor. Bakın şu kenarına bakın. Gördünüz mü? Bir fotoğraf makinesinin merceği gibi davranabiliyor ve farklı kılıflarda buraya farklı merceklerde takabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Buradaki bana gönderilen kılıfın plastik olduğunu sizlere söyleyeyim ama tabii ki bu telefonun farklı kılıfları da var, farklı renkleri de var. Özellikle beyaz rengi ve yeşil rengine de çok bayıldığımı söylemem gerekiyor. Telefonun arka tarafı deri ve bakteri an, ve antibakteriyel bir deriymiş. Bize şey öyle söyledi. Hemen ileri diyorum ve içerisinde MIUI 14'ün olduğunu da görebiliyoruz. Burada şeyimi diyemediğim gibi galiba MIUI'da diyemiyorum. İngilizceyi seçiyorum çünkü Çin'den gelen bir telefonda başka bir seçeneğim şu anda yok. İleri diyorum ve buradan benden bir internet istiyor. Hemen internete girelim. İnterneti bağladıktan sonra burada benden belli başlı şeyleri girmemi istiyor. Tamam diyorum. Her şeyi yapıyorum diyorum. Ardından da sim kartı bir kontrol ediyorum diyor. Sim kartı bulamadı. Tabii ki yok çünkü içerisine henüz takmadım. İleri diyorum. Ardından da burada yeni bir cihaz olarak mı ayarlamak istersin yoksa eski cihazdan alacak mısın diyor. Vallahi kullanacak olsam bile ben bu niye bir cihazdan almazdım. Burada benden Xiaomi'nin hesabını istiyor. Şu anda hesabı girmeme gerek yok çünkü en merak ettiği konu kamera arkadaşlar içerisinde çok fazla detay var. Hemen buraları da hızlı bir ya da atlamayalım bakalım Burada parmak izi ne kadar hızlıymış. Bu arada bu telefonda kamera çok önemli. Yani telefon gerçekten çok güçlü. Telefonun ekranı falan çok iyi ama asıl konuşacağımız yer kamera olacak haberiniz olsun. Pini ben bir gireceğim. Yaklaşık 4 saniye bir burada beni bekletiyor şeyimi. Hemen ilerledikten sonra 1, 2, 3, 4 tane pini girdim ve ileri diyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bu arada farklı bir arayüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen buraları agri diyerek kabul ediyorum. Ne kadar kaba oldu ya. Şöyle parmak izimizi basalım. Telefonu yavaşça bir kuralım. Şöyle kuruyorum tık yavaş ama bu kurulum sırasında olduğu için bu sizi şaşırtmasın. Bana bir şeyler dediği kısmı atıyorum ardından ben buraya da atacağım. Ben bunu daha çok seviyorum hemen burayı seçeceğim. Ardından da tamam diyorum ve artık sen tamamsın abi keyfine bak diyor. Gördüğünüz gibi şu anda telefon karşımızda. Ekran parlaklığını biraz artayım. 2600 nite kadar çıkabiliyor buradaki parmaklık. Kamera kısmı çok garip. Bak burada çok garip şeylerle karşılaşacağız tamam mı? Bak burada Leica'nın renk seçenekleri var. Daha canlı ve Gördüğünüz gibi dinamik burada da daha doğal ve gerçekçi renkler diyor. Hangisini seçelim? Ben bunu seçeceğim ya. Ya da geldiği gibi gelsin. Şimdi müdahale etmiş olmayalım. Bu şekilde direkt olarak gördüğünüz gibi seçenekler açabiliyorsunuz. Yani bir fotoğraf makinesi gibi detayları var. Ve buradan sizler direkt olarak diyafram ayarlayabiliyorsunuz. Peki neden diyafram ayarlamaya ihtiyaç duyalım? Onu da göstereceğim. Sol üstteki kameraya bakmanızı rica ediyorum. Bakın ne yaptı. Tekrar göstereceğim size ne yaptığını. Görüyor musunuz? Değişken diyafram var. Değişken diyafram devamlı olarak buradaki diyaframın açılıp kapanmasını sağlıyor. Normalde diğer telefonlarda kapalı. Yani kapalıdan kastım sabit. Ve kapalı kalması ya da açık kalması gereken koşullarda değiştiremiyor. Ancak Xiaomi bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Buradaki menüye bakmadan önceki bir şuna da bakın arkadaşlar. Portenin detaylarına bakın. Bak 50 milimle çekebiliyorsun. Portre modunda 75 milimle çekebiliyorsun. Yumuşak bir odak istiyorsan da 90 milimle çekebiliyorsun. Bunları göstermeden önce klasik bir kutu açılışına da devam edelim. Telefon buradaki ekrana baktığımızda arkadaşlar direkt olarak karşımıza büyük bir ekran çıkıyor. 6.7 inç büyüklüğünde. Aslında iPhone 14 Pro Max ya da S23 Ultra'ya benzer bir büyüklüğün olduğunu da söylemem gerekiyor. Telefon içerisinde LTPO amoled ekran var. 1 milyar rengi destekliyor ve 120 Hz tabii ki zaten 120 Hz'nin altında olsaydı hani bir amiral gemisi diyemezdik ama zaten 120 Hz desteklemesi gerekiyordu arkadaşlar. Hani 120 Hz desteklemesi zaten olmazdı. Haberiniz olsun. Telefonun ekranı gayet akıcı. Telefonla alakalı en güzel detaylardan bir tanesi de 1300 nit parlaklığı veriyor. Gerektiği yerlerde de 2600 nit parlaklığa kadar çıkıyor. Mesela sizler Dolby Vision videoları izliyorsunuz. HDR10 Plus videoları izliyorsunuz. Güneş altında kaldığınızda direkt olarak 2600 nit parlaklığa çıkıyor. Bu rakamın S23 Ultra'dan ve 14 Pro Max'in sahip olduğu ekran nit parlaklığından daha yüksek olduğunu da belirtmem gerekiyor. Ekranla alakalı söyleyeceğim şey de ekran 1440 x piksel çözünürlüğüne yani 2K çözünürlüğüne bir ekranımız var. Gerçekten güzel. Corning Gorilla Glass Victus da korunuyor. Victus 2 ile korunmuyor. Hani olsun. Bir şey mi burada büyük ihtimalle hani 2'yi kullanmak yerine birinde yeterli olduğunu ya da biraz da fiyatın daha iyi olması gerektiğini düşündüğü için böyle bir hamle yapmış olabilir. Şöyle telefonun bir tasarımına tekrar sizinle bak baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi alt tarafta sim kart girişimiz var, mikrofonumuz var, hoparlörümüz var, Type-C zaten var. Bu tarafa doğru baktığınızda da telefonun kalın olduğunu görebiliyorsunuz. Telefon 12 milim civarlarına kadar kamerayla beraber çıkabiliyor. Haberiniz olsun ki zaten bakın telefon kameradan oluşuyor. Yani bu arada şu kameradan bir bakın. Ben güzel mi duruyor, kötü mü duruyor, bu telefonu kullanır mıydınız? Bir söyleyeyim, Mert'e sorayım. Mert sence nasıl? Ya bir tık büyük duruyor. Büyük değil mi? Ya, yalan yok. Kaba mı? Büyük duruyor. Ya kaba değil, güzel bir tasarım var ama bir tık büyük duruyor. Kenarı da altın bu arada. Ondan dolayı da güzel duruyor olabilir. Sol tarafta da anten çizgilerini görebiliyorsunuz ki ben zaten dışarıda da bu telefona belki detay çekerim. Orada da görebiliriz arkadaşlar. Masada nasıl duruyor Furkan? Şeyi ters çevir Şöyle Hala mi? Çıkartısı. Kafeye gittim, araba anahtarını aldım. <laughs> Starbucks'ımı aldım. Ters çevir bir de. Ters çevir bir de mesela şöyle. Çok oynarım öyle, dokun, dokun mesela. Çok şey yapıştırma. Şey deri, hmm. gerçek deri bu arada. Direkt hissedebiliyorsun bak. Bak, hissiyat bu. Anladın değil mi sesinden? Anladım sesimi anladım. Anladım yani bir çantaya dokunuyorsun falan öyle düşünebilirsin ama kılıfı hiç sevmedim. Kılıf bildiğin düz plastik bir de ucuz bir plastik hissiyatı veriyor. Durum bu ekran tarafında. Kamera tarafında geçmeden önce son bir işlemciyle sizlere de bahsedeceğim. Telefonun içerisinde arkadaşlar direkt olarak Snapdragon Gen 2 var. 4 nanometre mimariyle üretiliyor. Grafik biriminde Adreno 740 var. Ve bu telefon Android 13 ile beraber geliyor ki Android 13 zaten şu anda görebileceğiniz en ama en iyi Android sürümlerinden bir tanesi hatta zaten en iyisi. Şimdi burada gördüğünüz gibi buraya giriyorum bir güncelleme var mı ona da bakacağım. telefonla fotoğrafları güncelleme yaptıktan sonra çekeceğim diyecektim ama gördüğünüz gibi bir güncelleme gelmemiş. 500 12 GB'lık bir depolama alanımız var. Buradaki depolama alanı direkt olarak 16 GB RAM'le beraber çıkıyor. Eğer isterseniz 256'lı da alabiliyorsunuz. Orada karşınıza çıkan RAM daha farklı oluyor arkadaşlar. Orada da karşımıza direkt olarak 12 GB RAM çıkıyor. 1 TB'lık versiyonda da 16 GB RAM var. Telefonun 1 TB'lık versiyonu da sunuluyor arkadaşlar. 1 TB'lık versiyonu ben sizlere tavsiye ederim. Eğer alacak olursanız Türkiye'de şu anda satılacak mı satılmayacak mı daha belli değil ama ben satılacağını bekliyorum. Hatta shift e, bir haber girdik. Tahmini fiyatları da vergi dahil sizlerle beraber paylaştık. Tabii ki dolar yerinde durursa bu tahminlerimiz bizim büyük ihtimalle gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum. Telefonun içerisindeki hafızanın yüksek olması önemi şöyle söyleyebilirim 10 bit videolar çekebiliyor 14 bit RAW fotoğraflar çekebiliyor ve bu Adobe ile beraber gerçekleştirilmiş. Bundan dolayı da mesela Premiere'de sıkıntı yaşamıyorsunuz biz mesela Mel çok iyi biliyor bizim prodüksiyon ekibi çok iyi biliyor eğer iPhone'da HDR videoları açık bırakırsanız işte 709 gibi farklı formatlardan işte içerisinde olmayan ya da LUT atmadan düzeltemediğimiz videolar var ama burada direkt olarak LUT'lar da dayalı döşeli gelmiş haberiniz olsun. Gelelim kameraya. Ya şöyle bir şey mi yapsak? Kamerayı arkama alalım. Öyle bakalım kameranın menüsüne. Tepe kamera zor olur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kamerayı arkama alayım. Sizlerle beraber direkt olarak bakalım. Kameraya bakmak için özel bir setup gerçekleştirdim. Şurada bir tane taş var. Çok uzaklarda. Ona biraz sonra yakından bakacağız ama bunu bilerek yapmak istedim. Çünkü çok farklı sensörlerimiz var ve ancak böyle gösterebilirdim. Tabii ki bilgisayar başında göstermeyeceğim yeteneklerini. Sadece arayüzün nasıl kullanışlı olduğunu göstereceğim. Ben dışarıda fotoğraf çekeceğim. Kolaya kaçtığımızı sakın düşünmeyin. Şimdi arkadaşlar Buradaki kamera direkt olarak zaten TOF sensörle beraber netlemesini gerçekleştiriyor. Burada gördüğünüz gibi geniş açı ana, 2x, 3x ve 5x zoomlarımız var. Geniş açılı kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde 12 milimlik bir kamera ve 122 derece etrafı görebiliyor. Dediğim gibi 50 megapiksel ana kamera 1 inç büyüklüğünde. Sensör çok büyük. Bundan dolayı netlemeyi güzel yapıyor. Detayları güzelce alıyor. 50 megapiksel çözünürlüğünde çekebilirken diyaframı da değiştirebiliyor. Yani Yokun oğlu yok. Öyle bir seviyede buradaki ana kameranın olduğunu söyleyeyim. F1.9 diyaframla ki F1.8 diyen de var orada bir bilgi kirliliği var. F4 diyaframa kadar arkadaşlar gidiyor ve 23 milimlik aslında bir burada lens bizleri karşılığı OIS desteğimiz bulunuyor. Video tarafına da biraz sonra geleceğim. 2x zoom'u da görmüş olduğunuz gibi yapıyor. Buradaki diğer kameramız aslında 3.2 zoom yapabilen kamera. Burada görmüş olduğunuz gibi. Burada çok güzel fotoğraf çıkıyor ortaya. Hatta çekip size göstereceğim şöyle netlemesini gerçekleştireyim. Gördüğünüz gibi burada sizler farklı dersleri kullanarak fotoğrafçılıkta aslında o çok istediğimiz blur'u gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta bak şu fotoğrafı koyacağım. Bir şey Mert nasıl? Çok zevkli bu arada bu kameraları kullanmak. Zaten o yüzden kamera modülü bulunuyor. Buradaki 3x kamerada aslında yine 50 megapiksel çözünürlüğünde ve telefoto kameramız 75 milimlik bir kamera olduğunda söylemem gerekiyor. 5 milimlik bir kameramız var ama şöyle bir sorunu var. 5 milimlik kamera gördüğünüz gibi aslında çok yakın olduğu için netleyemiyor. Bundan dolayı da ben ne yaptım? Arka tarafa şuradaki arkadaşı koydum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaki taşa netliyorum ve... Bakın fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Şurası nasıl blurlu kaldı? Burası ne kadar net çıkıyor. Burada arada çözünürlükten herhangi bir şey kaybetmediğimizi de söylemek istiyorum. Hatta çekiyorum ve sizlerle beraber burada yakından bakalım. Bakın taşın tüm detaylar ortada. Ekrana koymama bile gerek yok. Gerçekten harika. Ama Xiaomi lansmanda şöyle bir örnek verdi. Dedi ki... Kızınızın sahnede bir gösteri yaptığını düşünün ve Onyx kamera zoom'u girdiğinizi düşünün. Peki ne olacak? Detayları kaybedecek misiniz? Hayır. Kızınızı çok uzaklarda da olsanız o anını ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Dedi. Ve Onyx'i çok güzel bir şekilde çekebildik. Bu ışıklar falan çok güzel. Aslında Xiaomi lansmanda buna da, bundan da bahsetti ve orayı biraz bilerek karanlık bıraktım. Çünkü arkadaşlar genelde sizler böyle telefoto kameraları, peskop kameraları kullandığınızda ışığı kaybedebilirsiniz ama gördüğünüz gibi burası düzgün. Şimdi etkilendiğimiz konu aslında bu değil. Arkadaşlar Onyx böyle kayıpsız uzunları diğer telefonlarda yapabiliyor. Ama gördüğünüz gibi buradaki renk dengesi falan gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ve asıl etkilendiğim konularda şimdi yavaş yavaş gelelim. Burada sizler zaten direkt olarak zoom girebiliyorsunuz. Bakın taşa bayağı bir girdim. 120 zoom'u zaten görebiliyorsunuz. Bunda da sıkıntı yok. Portre moduna geldiğimizde portre modunda burada bizlerin karşısında gördüğünüz gibi belgesel çözünürlüğünde portre fotoğraflar çekebiliyor. Bakın çekiyorum. Hemen bak 35 milim olduğunu söyledi. Bu arada harika çekiyor. Direkt ekrana koyacağım bunu. Ardından tekrar şuraya tıklıyorum. Burada ne var? Biraz daha tatlı bir bokeh etkisini yarattığını söylüyor. Portre fotoğrafları diyor. Buradaki lensle çekebilirsin diyor. Ve eğer soft focus fotoğraflar istiyorsan da 90 milimi kullanmanı tavsiye ediyorum diyor. Burada biraz yazılım müdahale ediyor. Onu görüyorum. Burası çok başarılı değil ama şuraların çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Ben çok beğendim ya. Gerçekten çok beğendim. Haberiniz olsun. Night modu var. Buradaki zaten gece modunu biliyorsunuz ve gece modu da artık daha başarılı bir şekilde çalışıyormuş. Bize Xiaomi'nin söylediğine göre. More kısmına geldiğinizde 50 megapiksel çözünürlüğü burada görüyorsunuz. Ki her seferin 50 megapiksel çözünürlüğü de çekmiyor. Burada direktör modu var. Hızlı çekim modu var. Hızlı çekim modunda bak. Bak Sokak fotoğrafçılığında bu çok önemli bir detay. Çünkü bir köpeğin havladığı an ya da işte kaykay yapan birisinin havada kaldığı anı hızlı bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Normalde bakın Böyle de hızlı aslında. Böyle de güzel. Tekrar devam ediyorum ve video kısmına geliyorum. Buradaki kamera 1080 30 FPS'le geliyor desem beni niç ederdiniz ama aslında öyle değil. 1080 30 FPS'le gelmiyor. Tabii ki 8K 24'e kadar çıkabiliyoruz ama size şöyle bir detay göstereceğim. 8K'da belirli bir süreye kadar çekim yapabiliyor. Onun dışında fazla yapamıyor. Ama 4K 60'ı yapabildiğini sizlere söyleyeyim. 4K 60 videolar çekebiliyorsunuz ki gayet burada arada başarılı duruyor. Şu video çok iyi ya. Gerçekten çok başarılı. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten güzel olmuş ve şöyle söyleyeceğim bu kameralarla beraber 10 bit video kaydı yapabiliyorsunuz ve Adobe ile beraber çalışılmış. Bu da çok güzel detaylardan bir tanesi. Fotoğrafta da 14 bit çekebiliyorsunuz zaten bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar kameranın yüzünde son olarak burayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi gerçek bir kamera yüzüne benzer arayüzümüz var. Hatta buradan direkt olarak diyaframı da ayarlayabiliyorsunuz. Diyaframı ayarladığınızda tabii ki her şeyi de kendisi ayarlıyor. Pro moduna da şöyle bir göstereyim sizlere. Pro modunda da tabii ki seçenekler şu elimi koyarsam gözükecek her şey bizlere sunuluyor. Gelin şimdi sizlerle beraber çektiğim fotoğraflara yakından bakalım. Buradaki telefonun detaylarına bakmaya devam ettiğimizde tabii ki batarya da konuşmamız gerekiyor. Telefonun içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya var. Bence daha büyük bir batarya olabilirdi. Çünkü telefon kalın ama şuradaki lenslerin ciddi manada büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Buradaki lenslerin içerisindeki arkadaşlar Leica özel bir şekilde çalışmış. Özel kaplamalar var. Sıcaktan, soğuktan etkilenmiyor. İçerisindeki lens dağılımını özel olarak tasarlamışlar ve gerçekten çok fazla çalışmışlar. Yani eskiden Leica ile çalışılmış kamera dediğimizde çok fazla detay göremiyorduk. Ancak Çin'de yapılan global lansmanda ki Çince konuştular, İngilizceye çevirdiler sonra ben onu Türkçe çevirmeye çalıştım. Biraz bilgi kayna kaynamış da olabilir arada. Gerçekten buradaki lensler özel olarak tasarlanmış. Bunu uzun uzun anlattılar. Hatta iPhone 14 Pro Max ile çok ciddi manada karşılaştırdılar. Tabii ki ben Shift J, e, e ve Shift Robot'ta da bununla alakalı videolar çekeceğim. Sizle da bakabilirsiniz. Telefon kutusundan 90 wattlık bir adaptörle beraber çıkıyor. 50 wattlık bir kablosuz şarj özelliği var ki 49 dakika ya da fulle erişebiliyor 50 wattlık kablosuz şarjla. Yani 50 wattı havadan geçiriyor olması beni korkutuyor. Yani elim, elimi araya sokmaya korkarım. Ama tabii ki öyle bir şey olmayacak. Bunun tabii ki güvenlik önlemleri alınıyor. 10 wattlık da bir ters şarjı var. Mesela kolumdaki Huawei saati direkt olarak ters bir, ters bir şekilde şarj edebilir eğer uyumlularsa arkadaşlar. Telefonun yurt dışı fiyatı 800 eurodan başlıyor. Ve şöyle söyleyeyim full paketini aldığınızda nereden baksanız iPhone 13 Pro Pro Max seviyesi civarlarında. Hatta Pro Max'e yaklaşamıyor bile fiyat olarak. Ama gördüğünüz gibi özellikle akıyor. Şimdi tabii ki işletim sistemini kenara koyarsak kameranın bu kadar iyi olması iPhone 14 Pro Max'i geçebilir mi sorusundan da bana da bir düşündürüyor. Bunun için testleri gerçekleştireceğim. Sile yeme, YouTube kanalını takipte kalın. Son detaylara da baktığımızda telefonun Wi-Fi tarafında Wi-Fi 6'yı de desteklediğini söylemem gerekiyor. Yani telefonla alakalı sizlere daha neler söyleyebilirim bilmiyorum ama kutu açılışında çok da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Lütfen eğer inceleme yapabilirsem Teknoway telefonu çok uzun bir süre bize bırakırsa telefonu kullanırız. Teknoloji telefonu bizi bırakmazsa da Söğütlü Çeşme'de o büyük caminin karşısında 5 katlı bir mağazaları var. Gidelim mağazaya mağazadan telefon alırım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi telefonu bize Teknove'ye göndermişti. Mağazalarına gidip bakabilirsiniz. Bilgi alabilir, telefon satabilir, alabilir. Whatsapp'tan direkt teklif de alabilirsiniz arkadaşlar. Artık tercihi size bırakmış oluyorum. Teknove'ye de ben buradan teşekkür ediyorum ama Gece 11'de Barış abiyle konuştum. Telefon gece saatlerinde eve geldi bu arada. Haberiniz olsun. O kadar büyük bir çalışmanın eseriydi. Benden şimdilik bu kadar. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.